Şimdi elimizde 3y kare artı 6x küp var ve bu toplamın 5. kuvvetini alacağız. Tabii ki bunun açılımını bulmak için binom teoremini ya da Pascal üçgenini kullanabiliriz ama bunun yerine ben biraz da alıştırma yapmak adına sadece bir terime odaklanmak istiyorum ve odaklanacağım bu terimin, bu terimin bir katsayı çarpı x üzeri 6 çarpı y üzeri 6 olmasını istiyorum. Bu açılımdaki terimlerden bir tanesi x üzeri 6 çarpı y üzeri 6 olacak ve bu terimin kat sayısını bulmamız gerekiyor. Evet, burada isterseniz videoyu durdurun ve bu kat sayıyı kendiniz bulmaya çalışın. Evet, şimdi en azından biraz denediğinizi varsayıyorum. İlk başta biraz zor olduğunu düşünebilirsiniz. Beşinci kuvvetini aldığım bir şeyde x üzeri 6 çarpı y üzeri 6'yı nasıl elde edebilirim? Ama örneğimizdeki terimlere dikkatle baktığınızda binom açılımı ile çözülebileceğini göreceksiniz. Başlangıçta elimde bir adet y kare ve bir adet de x küp var. Dolayısıyla bu terimlerin üstlerini aldığımda 5'ten daha büyük üsler elde etmek mümkün. Şimdi katsayıları hesaba katmadan açılımın geneline bakarak hangi terimde x üzeri 6 çarpı y üzeri 6 olur bir düşünelim. Bunu daha önce birçok kez gördük. Bütün binomun üssüyle başlayarak her terimle birer birer azalacak şekilde ilk terimin kuvvetlerini alıyoruz. Bunu kopyalayıp yapıştırayım şöyle. Bu ilk terim olacak. Daha sonra ikinci terim. Şöyle aralarında da yeterince boşluk bırakalım. Üçüncü terim. Dördüncü terim. Beşinci terim. Ve altıncı terim. Bu ifadenin altı terimi olacak. Terim sayısı her zaman üssün bir fazlası kadar olur. Üstlerini yazmadan önce ikinci terime de bakalım. Şimdi ikinci terim, şimdi ilk terim çarpı 6 x küp. Bu sefer de bunu kopyalayıp yapıştıracağım. Buraya bir tane koyalım. Buraya da koyalım. Sonra buraya. Ve bir tane daha. Bunu da şu en sona koyuyorum ama tahminen sizin ekranınızın dışında kalacak. İşte buraya yazdım. Gerekirse ekranı o tarafa doğru kaydırırız. Şimdi üstleri yazmaya başlayabiliriz. İlk terimin kuvveti şu şekilde olacak. 5. kuvvet, 4. kuvvet, 3. kuvvet, 2. kuvvet, 1. kuvvet ve 0. kuvvet. Mavi olana yani 6x küpe baktığımızda bunun kuvveti de 0. kuvvet. 1. kuvvet, 2. kuvvet, 3. kuvvet, 4. kuvvet ve son olarak da 5. kuvvet şeklinde olacak. Ve tabii ki her birinin başında başlarında birer katsayı olacak. Bunun başında bir katsayı olacak. Bunun da ve en sonunda hepsini toplayacağız. Peki bunların hangisinde bizim istediğimiz terim olan x üzeri 6 çarpı y üzeri 6 var? Mesela burada y karenin dördüncü kuvvetini alırsak y üzeri 8 olacak yani aradığımız bu değil. Buraya bakarsak y karenin üçüncü kuvveti var o da y üzeri 6 eder. Ve burada da x küpün karesi var o da x üzeri 6 eder. Demek ki aradığımız terim bu. Şimdi asıl soru bu terimin önündeki kat sayının ne olacağı. Aslında bu sıraya baktığımız zaman bizim ilgilendiğimiz terim üçüncü sıradaki terim. Peki bunun kat sayısı nedir? Şimdi açıkça belirtmemiz gereken bir şey var. Buradaki kat sayı daha sonra binom teoremini kullanarak bulacağımız bu kat sayı buna eşit olmayacak. Buradaki kat sayı yani problemimizin asıl cevabı olan kat sayı bu kat sayıyla burada bulacağımız diğer sayıların çarpımına eşit olacak. Çünkü burada katsayıya ilave olarak 3 üzeri 3'ümüz ve 6 üzeri 2'miz var. Dolayısıyla cevaba ulaşmak için tüm bu sayıların çarpımının ne olacağını bulmamız gerekiyor. Ama önce bu katsayının ne olacağını, açılımdaki bu terimin bu sarı olan yerin ne olacağını bulalım. Bunu bulabilmemizin birkaç yolu var. Pascal üçgeni ya da ya da kombinatorik kullanabiliriz. Eğer kombinatorik kullanırsak buradaki katsayı 5'in sıfırlı kombinasyonu olur buradaki katsayı 5'in birli kombinasyonu olur. Bunu daha önce birçok kez, birçok kez gördük. Bu durumu şöyle de açıklayabiliriz. Kombinasyonu belirtirken üstteki sayı için bütün binomun kuvveti olan en tepedeki kuvvetimizi alıyoruz. Yani 5'i alıyoruz. Ve alttaki sayıyı da ikinci terimimizin kuvvetine bakarak belirleyebiliriz. Sonuç olarak bu 5'in birli kombinasyonu oluyor. Sonrasında buradaki katsayı bu sarı olan yerde 5'in ikili kombinasyonu olacak. 5'in ikili kombinasyonu. Peki 5'in ikili kombinasyonu nedir? 5'in ikili kombinasyonu 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 5 eksi 2 faktöriyeldir. Bunu buraya yazalım. Şimdi de bunun neye eşit olacağını bulalım. 5 faktöriyel eşittir 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 de yazabiliriz ama sonucu değiştirmeyeceği için biri biri yazmadım. Aslında buraya çarpı 1 de yazsam daha iyi olacak. 2 faktöriyel eşittir 2 çarpı 1. Ve sonra burada bir 3 faktöriyelimiz olacak. Çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Şimdi buradaki 3, buradaki 3'ü götürecek. Bu 2, bu 2'yi götürecek. Birler önemli değil, zaten sonucu değiştirmeyecekler. 4 bölü 2, 2 eşit. Yani buraya da 2 yazalım. Sonuç olarak elimizde 5 çarpı 2 eşittir 10 kaldı. O da buradaki sayımız olacak, yani burası 10'muş. Bu sayıyı bulmanın diğer bir yolu da Pascal üçgeninden yararlanmak. Evet, bu bir binom açılımı. İkinci kuvvetini aldığımızda katsayılar 1, 2, 1 olur. Aynı şekilde üçüncü kuvvetini aldığımızda katsayılar 1, 3, 3, 1 olacak. Dördüncü kuvvetini aldığımızda katsayılar 1, 4, 6, 4, 1 olacak. Ve bizim bu soruda aradığımız kuvvet olan beşinci kuvvetini aldığımızda da katsayılar 1, 5, 10, tekrar 10, 5, 1 olacak. Neyi aradığımızı zaten biliyoruz. Buradaki üçüncü terimin katsayısını arıyoruz. Yani katsayımız buradaki sayı olacak. 1, 2, 3. Evet, işte üçüncü terim bu. Yani her iki yoldan da bunun 10 olacağını bulmuş oluyoruz. Ama şimdi asıl sorumuzu cevaplamaya çalışalım. Bu sayı ne olacak? x üzeri 6 çarpı y üzeri 6'yı neyle çarpıyoruz? Aslında sadece bu ifadeyi tekrar yazmamız gerekiyor. Yani bu 10 çarpı 3 üzeri 3 çarpı y karenin 3. kuvveti. y karenin 3. kuvveti y üzeri 6'ya eşittir. Dolayısıyla bunu y üzeri 6 olarak yazalım. Çarpı 6'nın karesi çarpı x'in üçüncü kuvvetinin karesi. Yani x'in 3 çarpı ikinci kuvveti ya da başka bir deyişle x üzeri 6. Şimdi de sonuç olarak bunun neye eşit olacağına bakalım. 10 çarpı 27 çarpı 36 ve tabii ki x üzeri 6'mız ve bir de y üzeri 6'mız var. Ve hepsini çarparsak da bu 270 çarpı 36'ya eşit olacak. Evet, buraya bir hesap makinesi gerekiyor, acil. 270 çarpı 36 eşittir 9720. Evet, buradaki katsayımız işte bu olacakmış. Yani burası 9720 çarpı x üzeri 6 çarpı y üzeri 6 olacak. 9700 çarpı x üzeri 6 çarpı y üzeri 6 ve böylece işimiz bitti.